uzun zamandan beri aslında görmek istediği hadiseleri sizin yönetiminizle birlikte start verdiniz, hayata geçirdiniz ve şehrin içerisinde de yeni dinamiklerin hareketlendiğini görüyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz bugünkü yemeği? Yok, söylediğim gibi yani şimdi netice olarak yani şunu çok açık yüreklilikle ifade edeyim ki yani konuşmada da söyledim. Biz bu kulübün hizmetçisiyiz, hizmetkarıyız. Bu süreçte bize görev düştü. Bu süreçte hizmet etmek için geldik. Ama bu kulüp eğer dinamiklerini harekete geçirirse, bu kulüp bütün organlarıyla birlik beraberlik içerisinde hareket ederse, zaten bu kulübün, Trabzonspor'un önünde Türkiye'de hiçbir güç duramaz. Bizi Sayın Başkanım Nizamettin Algan'ın da ifade ettiği gibi bizi biz yapan özelliklerimiz vardı. Ben bir anlamda katılıyorum. O günler o günlerde kaldı. Doğru, takvim olarak baktığımız zaman o günler o günlerde kaldı. Ama bizim DNA'mız değişmedi. Biz farklı bir insan olmadık. Biz hala Trabzon insanıyız. Doğan çocuklarımız Trabzon'un çocuğu olarak doğuyor. Biz bu coğrafyanın, bu toprakların mahsulüyüz. O yıllarda buğdaydık da, bu yıllarda Venezuela'nın çikita muzu falan olmadık biz. Daha da gelişmemiz lazım ama kendi değerlerimizi güçlendirerek gelişmemiz lazım. Buğdaydan bıktık, biz bunu atalım, buraya muz ağacı dikelim. Olmaz, bu topraklarda muz yetişmez. Onun için daha da güçlü olmamız lazım. Türkiye'nin de her köşesinde Trabzonspor'a gönül vermiş on binlerce, yüz binlerce insan var. Onlarla yaklaşmamız lazım ama bunu yaparken önce biz kendi içimizde kucaklaşırsak, birliği beraberliği sağlarsak, buna tabii ki ülke genelinde ve Avrupa'daki, yurt dışındaki Trabzonspor'a gönül vermiş olan herkesin de katılacağına gönülden inanıyorum. İşte o zaman fotoğraf biraz farklılaşmaya başlar. Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı aslında bugünkü yemekte fitili ateşledi. Feda yılı geliyor ve böyle bir organizasyona hem Büyükşehir Belediyesi hem Ticari Sanayi Odası ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla çok ciddi paranın bir... Paranın gelmesi o kadar sıkıntılı değil. O para gelir. Ve herkes elini taşın altına atacak. O parayı nasıl harcadığımız çok önemli. O parayı yine geldiği gibi harcarsak bundan 10 sene sonra yine belki burada, belki bir başka yerde başka bir feda toplantısı yapmak zorunda kalırız. İşte bunun sürdürülebilir olması lazım. Biz sadece borcunu ödeyen değil, gerekirse bundan 10 sene sonra borç veren bir kulüp haline gelmemiz lazım. Başkanım, hafta içerisinde Fikret Orman'la Fenerbahçe stadyumunda maçı takip ettiniz. Orada yaşanan olaylar, maçın sonunda Fikret Başkan'la birlikteydiniz. Neler yaşandı, neler hissettiniz? Her statta yaşanıyor bunlar. Bir kulüp başkanı olarak futboldaki bu terörü nasıl yorumluyorsunuz? Ya ben maçta değildim, onu söyleyeyim. Fikret Başkan da maçta değilmiş. Fikret Başkan Ümraniye'de tesislerde seyrediyormuş. Ben de evde seyrediyordum. Hocanın Fulya Hacıbadem'e kaldırıldığını duyunca ben evden çıktım. Kısa bir sürede de zaten hastaneye ulaştım. Ben gittiğim zaman hoca aşağıda, yukarıya servise çıkarmışlardı. Yani odasını almışlardı. Fikret Başkan oradaydı ama. Gittiğimde oradaydı. Orada söyledim yani. Bu futbolun, bırakın futbolun, sporun hiçbir disiplininin, branşının içerisinde olmaması gereken şeyler. Sıkıntı büyük. Konuşacak, söyleyecek çok şey var. Ama artık şu var yani. Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın ağırlığıyla hareket etmek ve o şekilde konuşmak zorundayım. Ağzından çıkan her söz camiayı bağlar. Ben orada sadece Türk futboluna timsal olmuş, Trabzonspor'un şampiyonluklarında, Trabzonspor'un başarılarında kaptan ve hoca olarak hizmet etmiş, Türk milli futbol takımına dünya üçüncülüğü gibi bir gururu yaşatmış ki ondan sonra bir daha oraları göremedik biz. Yani bırakın tabelayı, üçüncülüğü, finalleri göremedik ve Türk futboluna hizmet etmiş, her şeyle hizmet etmiş.
ve Trabzon sevdalısı, Trabzonspor sevdalısı, yani benim insanım orada başına o darbeyi alınca ben oraya giderim. Eleştirildik efendim size, senaryonun son parçası da benmişim, zincirin son halkası benmişim, işte şey başlattı, Tolga başlattı, Trabzonlu Mustafa Pek demek devam ettirdi, Şenol Güneş bilmem ne yaptı, zincirin son baklası. Ki başkanım bir de 2012-2011'e getirildi konu. Ahmet Ağoğlu diye yazanlar oldu, sözüm ona spor yazar olduğunu iddia eden insanlar bunu... İnsanlar veya insan diyeceğim televizyonda ifade etti. Ama tek şey söyleyeceğim. İnsanın kafasındaki düşünce neyse gördüğü manzarada odur. Kafanızdaki düşünce sakatsa, prematüre ise kime bakarsanız kendinizi görürsünüz. O insanları da kendi ayıplarıyla baş başa bırakıyorum. Son olarak başkanım, Sivasspor maçı saat 4'te oynanacak. Şimdi çok güzel gidiyoruz aslında. Yani biz 10 gün içerisinde yaklaşık 9 gol attık. İşte 4 gol burada Kayseri'ye, 5 gol. İkisi sayılmadı ama Nizami gol, ben ona bakarım. Tabelaya 3 olarak yansıyabilir, sıkıntı yok. 5 orada, 4 burada, 9 gol. Valla yani o ortalamayla gidersek bugün güzel bir sonuç çıkabilir burada ortaya. Çıkması da lazım çünkü bu kadro gerçekten iyi bir kadro yani. Olduğu yerde hak etmeyen bir kadro. Çok daha yukarılarda olmamız lazımdı. Özellikle ligin bu böyle sallantılı durumunda. Ama hani şanssızlıklar, sıkıntılar bizi bu noktaya getirdi. İyi bir maç olacağına, güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Çok teşekkürler başkanım. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyenler, Trabzonspor Kulüp Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu bizlerle birlikteydi. Öncesinde eski bakanlarımızdan Faruk